When I come around, got the whole thing Nereden başlayalım? Ee, kale, kaleden başlayasım gelmiyor benim ama e, kaleden gidip e, şey olunca abi bence daha güzel olur Team of the incelemesi. E, kaleden başlayalım o zaman. 86 Michael hani e, kalecilerde biliyorsunuz zaten çok fazla bir şeye bakamıyoruz inceleme olarak. Schmeichel'ın boyu e, bizim alışık olduğumuz kalecilere oranla işte Begovic'tir ne bileyim ucuzlardan örnek verirsek Donnarumma'dır, işte Courtois, De gibi çok uzun bir kaleci değil. 1.85 kurtarış tekniği akrobatik, geleneksel değil. Yani istatistikleri fena değil ama şimdi kalede 86 Schmeichel abi şöyle bir soru geliyor. 86 Schmeichel'a ne bileyim işte kaç, 40 tabi bu fiyatları tam şey olarak almayın abi. Son fiyatları bunların olmayacaktır. Çünkü oyuncular yeni çıkınca illaki ister istemez insanlar daha çabuk almak isteyeceği için kartların fiyatı çok daha yüksek oluyor. O yüzden Fiyatlara baktığımızda burada birazcık fiyatları hani geniş uçlu alırsanız sizin için de eğer almak istediğiniz denemek istediğiniz bir oyuncu varsa daha iyi olacaktır. Hani Shimaykla gidip bu parayı varmak verken 800'e 900'e Begovişi e alabiliyorsunuz abi. Hani herhalde 95'imiz çok daha iyi bir kaleci olan ayaklı kurtarma özelliği de olduğu için Begovic'i tercih edecektir diye düşünüyorum ben e, ve kaleciyi 86 Shimark hakkında söyleyeceklerim bu kadar 87 Miranda ilginç Miranda Inter Handanovic'e full kimya sağlayabilen bir oyuncu ki e, Handonovic e, daha şey ayakla kurtarma trait'i olmayan kaleciler arasında benim de e, en çok beğendiğim kalecilerden bir tanesi özellikle informları var 88 89 muhteşem istatistiklere sahip yani bir yerden sonra çok yüksek istatistiklere sahip olduğunda kaleciler hani ayakla kurtarması bazen e, olmaması ile yetinebiliyorlar. Miranda'nın 72 hızı var. E, artık bu seks, kaçıncı? ikinci informu galiba. Bir de 8 yok. İlk informu değil mi? Yani i̇lk informu. 86'lık normal gold kartı vardı. Zayıf ayak fena değil. Orta orta e, çalışma oranı. Orta yüksek olsa tabii ki tercih daha çok tercih edilebilir bir kart olabilirdi. Hızlanması 67. Bu biraz e, sıkıntı olabilecek bir şey abi. 2K ve best. <laughs> abi ya. 79 fiziksel. E, yani Miranda aslında boyu çok uzun olan bir oyuncu değil mi? Miranda'nın boyu 1.86. Fiziğinin daha yüksek olmasını bekliyor insan ama 79 fizikseli var sadece. Defansif istatistikleri gayet iyi. Yani reaksiyon da kötü değil. Soğuk kanlılık. Vereceği paslarda sıkıntı yaratmayacak gibi düşünüyor. Özellikle de kısa pasın 71 olduğunu düşünürsek. E, herhalde uzaktan şutta bir gol atmış ki şut gücü 74 olsa gerek. E, güzel. iyi Bu da e, Böyle şeyleri eklemeleri güzel oluyor. Zıplaması 84. Dayanıklılık 66 ama stoperlerde ben dayanıklılık sıkıntısı hiç neredeyse çekmedim. Leviosa teşekkür ederim abi takimin için. Gücü 82, agresiflik 85. Fena bir kart değil ama e, yani İtalya Ligi'ni düşündüğünüz zaman şimdi 84'lük Kulübali var. High Medium olsa da e, ondan sonra Benatia var, Manolas var. Bu üçünden daha fazla tercih edebilecek bir kart mı? E, eğer eğer Handanovic'e kimya sağlamak istemiyorsanız full kesinlikle değil. Abi bu kimi? Far, farman abi kesinlikle. Farman. Şu Michael ikinci bir form fena değil abi ama dediğim gibi işte ya 2K'ye yani Begovic'i kullanabilecekken neden ve gelelim abi benim kadromda görmeyi sevdiğim en ya yani en sevdiğim oyunculardan bir tanesini öyle direkt söyleyebiliriz yüksek orta çalışma oranıyla sol bek sol kanat beki olarak gelmiş alaba sıkıntı değil zaten. Hani istiyorsanız çılgın düşünüyorsanız abi Carlos gibi benim yaptığımla sol kanat bile oynatabilirsiniz. Arabayı ki şu istatistiklere baktığınızda gerçekten her, her her yerde oynayabilecek bir kart. Zayıf ayağı 4, beceri hareketleri 3. çok etkili olabilen bir oyuncu. Özellikle 4-3-2-1 gibi kanatlarınızı her zaman bindirme yapı ayarlayabileceğiniz veya dengeli atakta bırakabileceğiniz bir formasyon oynuyorsanız bekleriniz çok etkili olabiliyor bu formasyonlarda. Hızlanma istatistikleri mükemmel. şutu bitiricilik 68 tabii ki bir sol bek olduğundan dolayı. E, bunun çok yüksek yani 80 civarlarında olsaydı zaten kartı alın santrafor oynatın derdim yani. şut gücü 89. Hiç e, fena değil. Penaltı da atabiliyor. Pas istatistikleri gayet iyi. Sol bekten rahatlıkla top çıkartabilirsiniz. Çeviklik dengede 80 seviyesine gelmiş. E, Alaba zaten hani ben çeviklik dengesinin bu kadar düşük olduğunu böyle bak kartı şimdi informuna bakınca gördüm. Hiç öyle bir sıkıntı çekmiyordum yani. Çok daha yüksek gibi geliyor bana. Belki... E, hızlı olsa gerek boyuna kısa olmasından dolayıdır. Top kontrolü yüksek mesela reaksiyonlar da iyi. Defansizliklerin hepsi daha iyi zaten. Zıplaması ve kafa isabeti birazcık e, sıkıntılı. Mesela sol bekte atıyorum Alonso olsa tabii Alonso genel olarak çok daha kötü bir kart olsa da kafa toplarına daha etkili olabiliyor. O işte Totti Ronaldo'lara ne bileyim e, Ronaldinho'lara atılan toplarda ters kanatta olduğu zaman Alaba bunları yenik düşecektir ama yine de muhteşem bir karta benziyor Alaba. Ama fiyatı ne kadar şimdi? 87'lik Alaba evet e, 300 civ 300k civarıysa. Biraz daha bekleyip yani 200k civarında alabiliyorsanız Alaba'yı kesinlikle takımınızı düşünebilirsiniz. Meta oyuncu olduğunda düşünürsek özellikle. Evet geçelim abi. E, herkesin herhalde bu hafta şey bu haftanın takımında merak ettiği kart. Kyle Walker derin bir nefes aldık ve Kyle Walker hakkında konuşmaya başlayalım. Şimdi e, boyu 1.83 e, abi stoper oynatacaksınız 1.83'lük bir oyuncu e, yani... Çok Walker aslında çok fizikli bir oyuncu ama 1.83'lük bir, bir oyuncu işte arkaya bir top atıldığı zaman hani hafta sonu ligi üzerinden değerlendirirsek işte mesela ileride Inform Bale var. Ondan sonra bu Totti Ronald işte Ronaldo'su normal, Totti'si fark etmez. onlar vesaire. Çok fizikli oyuncular oynatıldığı zaman e, arkaya atılan kafa toplarında Walker'ın e, özellikle de kornerde mesela adam markajında veya orta açmayı seven bir oyuncuya karşı oynuyorsanız e, bu kafa toplarında pek e, iyi e, yani şey işte eksik kalır abi. Eksik kalır. CB Walker. Bu arada unutmayın, unutmadan tekrar söylüyorum abi. Eğer elinizde OTV yani dikkat çekenler kartı varsa Walker sizin için bir sağ oluyor stoper kartı da zaten var inform olarak. Zayıf ayak 2 beceri hareketleri. Mesela bu kanattayken e, beceri hareketlerinin 2 olması hani 3 olsa gayet iyiydi. Valencia'da 3 var mesela. E, Alaba'da da 4 var. Alexandro'da da 3 var. Hani en azından bir rulet yapabilmez, bir heel to heel flick yapabilmez. Orada içeri kat edip bir çarpı paslarını verme açısından daha iyi oluyordu. Stoper zaten beceri hareketlerini ve zayıf ayağı o kadar da dert etmese gerek kalmayacağı için stoper oynattığınız zaman Walker'ın artı yönlerinden bir tanesi bu. Abi <laughs> gelelim yani bu nedir ya? <laughs> Hıza bakar mısınız? Bir stoper'in yani FIFA'daki en hızlı stoper diyeceğim. FIFA'daki en hızlı stoper mi? FIFA'daki en hızlı stoper Walker değil mi şu an? E, ma Maldini ne kadardı? B e, büyük ihtimalle en hızlı stoper olması lazım. Chat size e, soruyorum ama e, bir bilginiz varsa diye şu an çünkü ne footprint açık ne bir şey açık değil mi? Yani meta meta çerçevesi içerisinde baktığımızda büyük ihtimalle en azı stopardır. Totiramos mu? Ha toti, abi, Totiramos gibi bir hayvan var, değil mi? Maldini mi? Maldini, değil mi? Prime Maldininin 94. Ben de öyle bir şeyler hatırladım. Genel genel overal 94'ti, belki hızı daha azdır diye düşündüm ama ikonlar hariç. İkonlar hariç. Yani meta çerçevesinde baktığımız zaman abi, e, hani totiramosu bilmiyorum ama. O para tabi e tabii meta yani ben benim demek istediğim meta çarjımız açısından hani kullanacağınız en hızlı stoperlerden biri. Hafta sonu liginde karşınıza da göreceksiniz. Siz de kullanacaksınız eğer kullanmak isterseniz. Şut gücü 88 İngiltere'nin hazırlık maçında gol attı galiba. Ee, güzel bir gol müydü hatırlamıyorum ama pası e, fena değil. Kas fena değil. Bir stoper olarak hani çeviklik, denge baktığınız zaman abi aslında bu Walker'ın en büyük artılarından bir tanesi. Çünkü stoper oyuncularınız mesela düşündüğümüz zaman kimdir şimdi meta çerçevesinde? İşte Bailly'dir, Boateng'dir, Benatya'dır vesaire. Ee, hani genelde baktığımızda fizikli, hayvan gibi adamlar değil mi? Bu adamların en büyük eksiği ne oluyor abi? Çeviklik ve dengeleri çok düşük oluyor genelde ve siz hata yaptığınızda ee, geri dönmekte zorlanabiliyorsunuz çünkü hani vücudunu döndürmesi falan filan çeviklik dengeye reaksiyonlar düşük olduğundan abi bu çok sıkıntı oluyor ama Walker burada e, topla kontrolü driblingde de soğuk soğukkanlılıkta da hani dribling kategorisinde gerçekten çok iyi hata yapmaya pay e, verebiliyor özellikle de hızlanması ve sprint hızının 90, o full hıza ulaştığında Walker kesinlikle e, şey... Poker kesinlikle iyi bir kart derken e, Tramontane'den Batu'dan e, 40 izleyicilik bir e, baskın geldi abi. <laughs> Eyvallah abi. Batu çok teşekkür ederim dostum. E, siz de hoş geldiniz izleyicilere. Host'u şöyle gösterelim de niye gözükmedi? Gözükmesi lazım abi. Burada takip edenlere Rasconico, EMRT, Appird, Levio'sa çok teşekkür ederim. Eyvallah abi. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Hepinize selamlar. E, ben de tam Totib incelemesi yapıyordum. Eminim ki siz de yapmışsınızdır <laughs> ee, kanalınızda. Eyvallah ve hepiniz hoş geldiniz. Evet. de Allah. Yok. Miranda'yı Miran inceledik. He, evet, Devam edelim. E, defansif istatistikleri mesela hiç fena değil. Müdahalesi, kayması, işte markacı. E, fiziksele bakalım. Zıplaması 86. Kafa isabeti düşük olsa bile hani Walker birazcık kısa demiştik. Belki bu zıplama istatistiğiyle bunu e, kapatabilecek e, zıplamaya sahip ama kafa isabetinin o kadar düşük olması verebileceği paslarda sıkıntı çekebileceğiniz anlamına geliyor. Dayanıklılık 93. Hani bir Stoperlerin genelde 60-70 olmasına alışkınız Fifa'da ki 93 muhteşem bir dayanıklılık. Çok zaten fark etmiyorsunuz stoper oynadığı için. Yücü 79, agresiflik 80. Agresiflik birazcık daha yüksek olsaydı bir stoper için belki daha iyi olabilirdi ama 80 de hani pek ee, şey yapamayacağınız cinsten bir şey. Mesela bu şimdi, Walker 86 stoper ya. E, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Maldini, Sobek Maldini var biliyorsunuz bebek ikonlarda. Bebek ikon Maldini ile birlikte bu Walker'ı koyduğunuz zaman oyun içi yer değiştirebilirsiniz ki FIFA'da oyun içi yer değiştirmeler çok yapıyor. Mesela Sabek, Inform, Avrupa Tots kartı olan kimikle ile birlikte orta sahada işte Goreska'yı sağbekte bile oynatan herifler oluyordu. kimi o kadar iyi bir oyuncuydu düşünün. Yani FIFA'da oyun içi formasyon değiştirmekle birlikte oyuncuların yerini değiştirmekte de herhangi bir kimya sıkıntısı olmadığı için Hani böyle bir seçenekleriniz de var işte Alaba'yı gidip e, ne bileyim başka bir yere koyabilirsiniz. Walker'ı işte sol beke koyup e, tabi zayıf ayağı birazcık orada e, sağ ayaklı olması sağ ayaklı olması lazım. Sıkıntı yaratabilir ama hepimiz Valencia'yı oynatıyoruz yani bir ayaklı solla e, genelde ortalara pas vereceğimizde de çok da sıkıntı çektiğini ben e, şahsen görmedim. Sizde e, sol bek abi sen sol bek maldin'i çıkarmıştın değil mi ya otu <laughs> maldin'i çöp mü öyle mi diyorsunuz? Ya... <laughs> Yani bir de evet fizikseli e, yani bilmiyorum gücü 79 olduğu zaman omuz omuza mücadelelerde Walker şimdi sabek oynadığında sıkıntı çekmiyordu. Yani stoperde oynadığı zaman çeker mi bilmiyorum abi yani. Ama e, mesela şimdi genel olarak bir baktığım zaman Walker OTB kartında sabek olarak çok daha iyi performans gösteriyor. Yani kesinlikle ben bilmiyorum Valencia'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bir denemek lazım tabii ki oyun içi oynamak lazım ama. Sobek maddeni net, net çöp mü? Aa vallahi bilmiyorum ben denemedim ya. Otoya sormak lazım. <laughs> evet, Walker'a e, da böyle bakalım. E, Paulinho var. Paulinho e, en büyük özelliği zaten Paulinho'nun kadroya Messi bağlamak için kullanılıyor. O oyuncu çalışma oranı yüksek yüksek. Yüksek yüksek olması güzel. 4-1-2-1-2 oynuyorsanız e, MO'larda e, sağ sollu oynatabiliyorsunuz abi. Yüksek yüksek olduğu zaman hem ileri de gidiyor, geri de gelebiliyor ki Paulinho da bunları destekleyecek istatistiklere sahip. Sayı ayak becer hareketleri çok önemli değil zaten bir MO'dan onları çok beklemiyorsunuz. Zıplaması, kafa isabeti atılan, e, ortaya atılan toplarda gayet iyi abi. Dayanıklılığı 95. Agresiflik fena değil. Yani genel bir e, dediğim gibi Messi'yi bağlamak için e, ne kadar fiyatı? Şu an için tabii Messi'yi bağlamak için kadrolara e, 130k civarı bir para vermeniz gerekiyor şu an. E, fiyatı 100k'nın altına inerse rahatlıkla Paulinho'yu tercih edebilirsiniz bence. ki La Liga'da da e, hani Totti Modric seviyesine gelemiyorsanız ki ben normal Modric kartının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Paulinho'yu kullanabilirsiniz abi. Normal kartını bile kullananlar var. E, bir de futmas e, Paulinho olması lazım galiba öyle olması da şey futbol Paulinya da vardı. Bu da 85'lik olmuş. Gayet güzel. Coutinho'yla da tabii yani Coutinho daha çok tercih edilmediği için e, öyle bir şey de var. E, abi bakalım Iniesta <laughs> yani bu karta gelince işte e, bir insan şey oluyorum ya. Abi Iniesta'ya bakıyorsunuz ve gerçekten e, FIFA yani FIFA'da diyorum. Gerçek hayatta böyle Chelsea maçını hatırlıyorum. 2008'deydi galiba. Chelsea tek başına yıkmıştı adam. Iniesta gibi bir oyuncunun şu oyunda FIFA simüla, bir futbol simülasyonu oyunda kötü olması ee, çok üzücü oluyor ya. Çünkü aslında burada EA'nin de çok fazla suçu yok. Hani ne yapacaklar? Iniesta şimdi gerçekten o kadar da hızlı bir oyuncu değil. 73 benze, 73 hız bence. Hani Iniesta'ya highlight'li yeter. Hatta fazla bile çünkü artık ikinci, üçüncü informumun öyle olması lazım. Ama Iniesta'nın işte yaptıklarını sağ içindeki yaptıklarını abi FIFA'ya çok aktaramıyorsunuz. İşte sağ görüşüydü. Bilmem ne. siz zaten tepeden baktığınız için genelde olan şeylere oyuncuya kalıyor yapmak. O yüzden Iniesta gibi işte Cross gibi ki Cross'un da hızını kardeşim artık yükseltin ya. Yani Cross'a da değinmişken. böyle insanları oynatamamak çok kötü oluyor. O yüzden Iniesta hakkında pek bir şey söylemeyeceğim abi. Hiç kimse hiçbir şekilde 89 Iniesta'yı Hafta sonu liginde belki bir kere e, eğlencesini oynayan bir adam tarafından görürsünüz. Ki kısa pası 96 görüşü 98 pilot tarzı pas sahip olan bir oyuncu. Dribblingi de çok iyi. Ama abi 74 hız ama 73 sprint hızı dayanıklılık deseniz 61. E adam ne yapacak yani? ay gerçe göre değil. Evet abi işte gerçe göre olmadığı için. Öyle. Messi de Messi de yani geçen e, geçen senelerde çok daha iyiydi bence ya. Bu sene Ronaldo'nun acayip bir üstünlüğü var abi. Ronaldo'nun gerçekten acayip bir üstünlüğü var. Eee Xred, Undvik, Falala, Salinho, Fireise'ye teşekkür ederim abi takipleriniz için. Hoş geldiniz. Yani bilmiyorum ileriki iler iler teknolo teknoloji geliştikçe inşallah bu oyuncuların yaptıklarını biraz daha aktarabilirler falan filan deyip James Rodriguez'e gelelim. Hames Rodriguez'de Iniesta'dan pek bir farkı yok abi. Beceri hareketleri 4, zayıf ayağı 3, orta düşük work rate'leri yani e, çirkin birazcık work rate'leri. Yüksek olmasını, e, atakta özellikle ofansif ortası önemli bir oyuncunun daha e, şey fazla olmasını istersiniz. Milletin de mesela 87 Del Piero ile 92 Del Piero arasındaki o tercihte e, 87 Del Piero'yu çoğu profesyonel oyuncunun tercih etmesinin sebeplerinden biri de bu yüksek atak e, çalışma oranı olduğu için o koşuları, şutları atmak için daha iyi pozisyonlara giriyor. Tercih ettiği ayak sol. Hani fena bir kart değil artık ikinci informu olması lazım diye e, düşünüyorum. İkinci ya da üçüncü bir tane 86 informu vardı. Upgrade aldım şu an hatırlayamadım ama hızlanması çok iyi değil abi. Şut istatistikleri mükemmel. Hani şut pozisyonu bulduğunuz zaman büyük ihtimalle e, 10 üzerinden e, 8 kere denediğinizde falan gol oluyor. Pass'lar hiç fena değil, dribbling güzel, dengede e, ufak bir problem var ama zaten elit kartların hepsinde denge problemi var biliyorsunuz, iyi onu bilerek düşük tutuyor. Tek sıkıntısı e, James Rodriguez'in dayanıklılığı 72 abi, dayanıklılığı 72 olunca e, hani böyle bir e, fiziksiz de bir oyuncu çünkü gücü 74 yazsa da hani fiziği 72 olmuş ama James hani e, 10 sefer mesela bir Ferdinandlı bir şeyle yan yana geldiği zaman toptan direkt geri düşecek, e, atlayacak yere. O yüzden Rodriguez bilmiyorum. Ben çok tercih etmem ama e, istiyorsanız e, 70 dakika kullanmak için Rodriguez'i kesinlikle e, deneyebilirsiniz. Alman Ligi kadronuz varsa. Alper teşekkür ederim abi takibin için. Golitiko iyiyim dostum. Sen nasılsın? Şu an inceleme yapıyorum. O yüzden çete birazcık bakamadım abi. Kusuruma bakmayın. Ama inceleme yaparken de işte oyuncuları hızlı hızlı bitireyim diyorum. Zaten yedeklerde pek Evet iki tane oyuncu var bu ihtimalle bakacağımız ee, ya da üç işte ee, bakacağız o oyunculara geçeceğiz ee, ilk 11'den sonra ondan sonra chatle zaten sohbetimize eder sezonlara geçeriz. E, Selingard MO olarak 3 e, üç üçlük bir arkadaşımız yüksek yüksek. Şimdi Lingard'ın şey kartı kanattı diye hatırlıyorum ben sağ orta saydı hatta büyük ihtimalle. Zayıf ayağı 3 olan bir oyuncu ben kanatta pek oynatmayı tercih etmem bilmiyorum siz de katılıyor musunuz bu fikre ama yüksek yüksek çalışma oranları var. Lingard'ın ki şey boyu 1.75 fiziği ama hiç fena gözükmüyor. 3 üç üçleri geçerse yüksek yüksek. Hani 4-1-2-1-2'de Lingard'ı siz MO mu oynatırsınız? MO mu oynatırsınız? MOO mu oynatırsınız? E, şut istatistiklerine baktığınız zaman hiç fena değil gibi ilk dört şut. E, Volley ile penaltının çok önemi yok zaten. Hızlanması da e, çok üst seviyeye gelmiş durumda artık. Pas istatistiklerine baktığımız zaman hiçbir sıkıntı yok. Dribblingde çeviklik ve denge 94-93 olması e, FIFA'da hani bu dribblingin e, iyi hissettirdiği oyuncular Alessandriini işte Messi'dir falan. E, Ronaldo diyeceğim ama Ronaldo'da e, denge yüksek değil ama yani demek istediğimi anladınız. Topun üzerinde iyi hissettiren oyunculardan bir tanesi olabilecek gibi bir potansiyeli var Lingard'ın. Top kontrolü de 91, 87 dribbling. Soğukkanlılığı da gayet arttırılmış. Dayanıklılık 89 tek sıkıntısı olduğu yerlere mesela bir MEO oynatacaksınız Lingard'ı. Çünkü defansif istatistikleri mesela 60'ın 60 civarlarında. FIFA'da çoğu zaman eli bu 80 90'a ihtiyacınız olmuyor. Eğer iyi pozisyon alabiliyorsanız MEO'larınızla gidip özellikle yüksek yüksek çalışma oranları olduğu zaman topu e, rahatlıkla alabiliyorsunuz abi ama e, Lingard'ın birazcık fiziksel problemi var. O yüzden daha çok ofansif orta da tercih edebilir. E, eğer ucuz olacaksa ki fiyatına bakalım şu an 95 yani bu bu kartı 50-60k civarına geldiği zaman e, rahatlıkla Premier Lig'de bütçe ofansif orta saha oyuncusu olarak kesinlikle alabilirsiniz. Eğer De Bruyne'ye vesaire para yetmiyorsunuz ki De Bruyne'nin de çok iyi olduğunu söylemeyeceğim. Premier Lig'de açık ara bir ofansif orta saha istikliği var. O yüzden de Inform Firmino çok parladı şu sıralarda. E, Aco teşekkür ederim abi takibin için. Abi sence 19un düzeltmesi gereken nedir? Bence net olarak, mu net olarak ne düzeltmesi gerekiyor biliyor musun abi? Hafta sonu liginin e, formatının değişmesi gerekiyor bence her şeyden önce. E, onu söyledikten sonra Arnavutovic e, sol kanat 4-4 orta orta çalışma oranları yani kabul edilebilir gibi e, istatistiklere geçtiğimizde hızı fena değil ama Arnavutovic şimdi çok uzun bir oyuncu olması lazım. Evet 1.92'lik bir arkadaşımız yani aslında sol kanat değildi daha çok santrafor oynayacak veya bir ofansif orta saha oynayacak gibi. Ki ofansif orta saha oynatılıyor diye hatırlıyorum ben de bir önceki kartı. Şutu şeyi falan hiç fena değil abi. Dribbling ama çevirdiği 78 denge 61 yani. oyunda mesela Lukaku'nun çok tercih edilmemesinin sebeplerinden biri de bu hani hantal, kamyon gibi dönüyor vesaire. Ee, Arnavutovic'i kullanacaksanız 87'liğini bile bu, tür, bu tarz şikayetlerde bulunacaksınız mutlaka. Top kontrolü falan fena değil ama e, Kafa isabeti de mesela zıplaması e, O kadar boyuna rağmen ki 1.92'lik bir boya rağmen istatistikler aslında e, kötü kalıyor Birazcık boyunun yanında Dayanıklılık 85 güç çok güçlü bir oyuncu tabii ki Birazcık e, L2 ile e, Dribbling yaparken kullandığınızda Savunma oyuncularını itebilecek bir oyuncu Ama yani Premier Lig'de, e, çok sevdiğimiz Fransız genç ikon Martial varken Neden Arnavutovic'i tercih, tercih, tercih edelim Diyoruz ve işte 87'lik ve 83'lik oyuncunun e, Oncu arasında e, yaptığımız bu konuşmada 83 ileri çıkınca da FIFA'nın belki de en büyük problemlerinden bir tanesi e, ortaya çıkıyor diye böyle bitirebiliriz abi. Gelelim herkesinin herkesin en sevdiği 5 beceri hareketli Kovarajma abi. 86'lık SPC kartıyla arasında o kadar fark var mı bu kartın? Ben o kadar e, fark olduğunu düşünmüyorum. 87'lik Kovarajma'nın. E, üç, kaç gol? Bir, üç gol mü atmıştı? Asist mi yapmıştı? Ne yapmıştı hazırlık maçında? O yüzden aldı bu kartı. E, yüksek orta çalışma oranları hiç fena değil. E, hemen istatistiklerine işte bakalım detaylı olaraktan. Kovarajma'nın hızlanması, sprint hızı fena değil. Şutu hiç fena değil. Pası hiç fena değil. Dribbling'i 97 çeviktik. Yani e, artık 90 yani... Ee, Çevikliğin son noktasına gelmiş dengesi de hiç fena değil dribbling zaten corejman ile dribbling yaparken 5 beceri hareketlerini falan da oynuyorsanız abi e, direkt e, kartın seslerini geçerek çok eğlenceli bir kart olacağını söyleyebilirim özellikle de e, şeyi düşününce şimdi team of the season'da sezon sonu e, bizim işte her lige getiriyorlar ya hollandadır premier ligdir süper ligdir vesaire süper ligde ben corejmanın kartını kullanmak için sabırsızlanıyorum abi Vallahi şu muhteşem bir karta benziyor. Ufak bir tefek sıkıntısı dayanıklık da yani 70. dakikadan sonra efektifliğini kaybedebilir. Özellikle de kanat oyuncusu ve hızının çok yüksek olduğundan sürekli koşacağınız için kovarajma ile boş alanlara. Burada birazcık sıkıntı yaratabilir kovarajma. Ama onun dışında yani çok eğlenceli bir karta benzediğini, çok eğlenceli bir karta kart ka, kart olduğundan eminim abi. Sıra bakmayın birazcık şey oldum. 66K mı? Valla 50k civarına geldiği zaman bu kartı bence süperlik takımınız varsa rahatlıkla alıp oynatabilirsiniz. Tabi biraz daha eğlenceli bir kart. Metaya uygun kartlardan çok meta demişken gelelim ana adamı Team of the Week'in bu haftaki. Abi 91 Bale hani zayıf ayağı ama böyle istatistiklere sahip olduğunuzda ki böyle bir fizik ve böyle bir boy ile birlikte hani salahta mesela öyle bir problem var. Salağın fiziği çok yüksek değil, boyu da uzun olmadığından dolayı zayıf ayağı çok daha fazla eee çok daha fazla fark ediliyor. Tabi zayıf ayağı salan 2 daha kötü ama e, beceri hareketleri 4. Hani 94-97, 89-91, 95-94. Hani bu adamın bir de dayanıklılığı 81, gücü 85, agresiflik bile 70 neredeyse. Yani bir Santrafor'u göre hani yüksek sayılabilecek. Çünkü Bale'i e, ofansif ortası olarak değil de Santrafor olarak göreceksiniz. Burada gerçekçi olalım. Çeviklik 79 olmuş, güzel. Denge zaten her kartlarda öyle abi. Reaksiyon, top, kontrol, dribbling... Hani Bale, e, Bale geliyorsa karşınıza abi çok e, güzel bir zaman geçirmeyeceksiniz diyelim ama fiyatına bakalım Gerrit Bale'ın. 1 milyondan evet 1 milyondan aşağı olmayacağını düşünmüştüm ben de. E, şu an 1200 gibi gözüküyor markette çok fazla yok zaten. Eğer elit olduysanız e, umarım yarın hepiniz saat 8'de Gerrit Bale'ı açarsınız abi. Bir de yedeklere bakalım hemen kısacık. E, burada bakmak istediğim iki tane kart var. Bu arada Abu Bakar 84 e, beceri hareketleri 5 olan bir kart. E, Abu Bakar 5 yıldız hak ediyor muydu ya? Beşiktaş maçında ben Portoda tabi izlemedim. İzlemediğim için bilmiyorum ama Beşiktaş maçlarında o kadar fazla skill yaptığını düşünmüyordum. Yani ben daha çok 4 gibi düşünüyorum. Çünkü Abubakar'a baktığınızda o fizikle, o boyla hani 5 yıldız verilemeyecek bir oyuncu gibi duruyor. Abubakar'la ilgili bir problem yok. Yanlış anlamayın kesinlikle. Hızlanması gayet iyi olmuş, şutu da gayet iyi. Dribbling fena değil, çeviklik yine kabul edilebilir bir kabul edilebilir bir seviyede. Şut gücü de yüksek. Fiziksel olarak zaten çok iyi bir oyuncu. Oyun içi modeli de birazcık böyle şey. Yani serim e, burada hayvan gibi diyeceğiz abi. kusura bakmayın ama öyle yani bu bakar. E, eğlenceli bir kart. Deney denemek istiyorsanız buyurun deneyin. E, burada benim asıl bakmak istediğim delikt abi. Şimdi Ajax'ta e, delikt var. 86'lık bu adam 86 oldu e, gümüş bir oyuncuyken. Şimdi bunu Team of the Season kartını düşündüğünüz zaman aman Allah'ım yani zayıf ayağı 4. E, çalışma oranları orta orta. Yüksek orta değil yani bu iyi bir şey bizim için. Ee, Walker'a kıyasla bu adam savunmada çok daha iyi yer tutacağının anlamına geliyor. Ee, ileri çıkmayacak abusu bu pozisyonlarda. Defansif istatistikleri hani 81 90 87 89 85. Fiziksel özellikleri 92 güç, dayanıklılık 82, zıplama 89, kafa isabeti 90. Hani bu hızlanmayla birlikte daha ne istiyorsunuz bir stoper oyuncusundan? Bir de boyuna bakalım. 1.88 boy, orta orta. Work rate'ler Pasları çıkarmak için ki pas e, istatistiği de kısa pası 87 uzun pası 85 hani bu adamla topu çıkarırken e, Daire veya kare hangi alternatif klasik oynuyorsanız fark etmez topu uzaklaştırdığınız zaman büyük ihtimalle santrafor oyuncunuza direkt teslimat yapıyorsunuz. Evet. Muhteşem bir karta benziyor abi. Gerçekten muhteşem bir karta benziyor. <laughs> yani bu delikte ben kesinlikle denemek isterim. Ee, şimdi şöyle bir üşü var, delik var. Solbek'te Tagliavco e, adlı bir arkadaşımız var. Tam söyleyemedim e, o için kusura bakmayın ama Arjantinli Solbek var Ayaksan. E, bir de kalecileri var galiba. Öyle bir takımı oturtabiliyorsanız vallahi çok e, şey ilginç bir kadro olabilir abi Hollanda orada işte Van Bastenle Overmarslı bir Ajax veya Eredivis kadrosu yapmak istiyorsanız harika olabilir. Gelelim e, bir diğer e, hayvan gibi olan arkadaşımıza. Kolesinac abi. Bu gerçekten nasıl bir kart ya? Hani <laughs> Artık bu adamın futbol day kartı var biliyorsunuz stoper olarak ki çoğu insan o en çok beğenilen futbol day kartlarında çoğu kişi açı beğendiğini söylemişti. Kolesinaç, Kole aç şut gücü 94 abi eğer bulursanız pozisyonu uzaktan yapıştırın derim bir güzel olur. sprint hızı 87 ki önemli kolesinaç'ın normal kartlarında birazcık hızı düşüktü. Hızlanması tabii 77 birazcık uzun sürmesi gerekiyor kanattan oyuncu yakalamanın ki yakalayabilsin kanattaki rakiplerini. Orta açması kısa pasları geçiyorum. Kısa pası gayet iyi zaten. Bir sol kanat olarak oynayacaksınız veya 7 kimyada sol bek stoper oynatacaksınız. Top kesmesi kafa isabeti çok iyi değil ama markaj, müdahale, kayma, dayanıklılık ve güç hani güç 95, agresiflik 95. Hani bu adamın yanında bir şeyler oluyorsa abi biri topta gidiyorsa büyük ihtimalle 2-3 saniye sonra kendisini yerde bulacaktır. Kesinlikle deneyebilirsiniz vallahi Meta'ya uygun bir kart. Özellikle de boyunun hani 1.83 olduğunu düşünürsek e, defans, mesela work rate'leri de çok iyi abi. Bu kadar fizikli bir oyuncunun orta yüksek olması hızı da yüksek, yükseltmişler baya. Kolsinaç muhteşem e, bir oyuncuya benziyor. Hani abi gerçekten şuradaki istatistikler <laughs> çok korkutucu ya. Hani dayanıklılık 88, gücü 95, agresifliği 95. Bakalım ya yani bu hafta sonu eğer e, bu Team of the Week gerçekten FIFA'ya gelmiş en iyi e, bu FIFA'ya gelmiş en iyi Team of the Week'lerden biri abi.